Selam dostlar, Wildcat 125i motorumuzu bugün satın aldık. Şu anki fiyatı 16.444. Yani 2018'de NMAX alamamıştık. Artık RKS en beğendiğim model şu an 2021'de ve alabileceğim model Wildcat 125 oldu. Hayırlı olsun, bakalım inşallah kazasız belasız kullanırız. Şu an Haziran ayındayız. Stoklar gelince çok fazla kalmıyor. Burada da 3 tane var. 3 tane beyaz, bir tane de gri gelmiş. İsmimiz de yazıldı. Bakalım inşallah hayırlısıyla bineriz. Motoru hiç kullanmadım. Artık kullandıktan sonra deneyimlerimi paylaşırım sizlerle. Motorumuzu teslim aldık arkadaşlar bugün. Biraz şöyle ufaktan turladım. RKS'de ilk deneyimim olacak. İnşallah güzel bir tercih yapmışızdır yani. Daha sonra belki ufak tefek aksesuarlar yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şu anki fiyatıyla 16.444 liraya almış olduk. Sürüşlerimi de videoya çekerim arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular olursa onları da beklerim. Ben de çünkü ilk defa kullanacağım. İlk kullanıcısından biri olacağım. Çok fazla deneyimim yok. Yani uzun süreden beri de motor kullanmıyorum. Biraz bunda alışmış olacağız yani. Daha önce 50'lik almıştım ama sonra onu da çok fazla bir şey yapmadan sattık. Hayırlısı olsun bakalım. Kazasız belasız inşallah kullanmak nasip olur diyeyim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. RKS Wildcat 125'lik motorumuzla ilk 30 kilometrelik bir yolculuğumuzu yaptık. Plakamızı da yeni aldık. EDZ970 diye bir plaka. Motorumuzun ilk kullanımında, ilk kullanıcı olarak sizlere yorumum ne olur arkadaşlar? Onları aktarmak istedim. Yani acemi olarak, yani çok fazla tecrübem olmamasına rağmen motor kullanışlı geldi. Hani çok fazla yormuyor. 30 kilometrelik menzilde sele kısmında biraz rahatsızlık hissettim. Ama amortisörler öyle hani çok sert değil, arka taraf öyle çok sert gelmedi. Normal geldi ya bana. Kullanış açısından 125'lik güzel bir scooter bence. Şöyle lastiklerimize de jantlarımıza da şöyle kırmızı şeritlerden çektik. Reflektörlü. Bir de RKS'nin logosunu bulduk. Ayrıca satılıyor onlar da. Evet, şöyle tekrardan şeyleri tanıtayım size arkadaşlar. Göstergemiz dijital gösterge. Devri görebiliyorsunuz. Şu an 31.2 kilometre trip A. Şuradan set ettiğimizde trip B'de 37 kilometre yapmışım toplamda. Buradan akünün voltajını görebiliyorsunuz. Total kilometreyi görebiliyorsunuz. Trip A'da da tekrar 31.2 bugünlük yaptığım kilometreyi görebiliyorsunuz. Yakıt kısmı bu şekilde. Ivır zıvır şeylerimizi selemize koyabiliriz. Kaskımız sığmıyor. Ancak şöyle ufak tefek şeyler koydum. Burada arabanın krikosunu sığdırdım. Arabanın krikosuyla işim var. Şöyle yakıt tankımızın kapağına şöyle bir elimde sticker vardı. Onu yapıştırdım. Çok fazla düz duruyor. O yüzden onu koydum. Şurada tabii bir deliği var. Havalandırma deliği. Onu da açtık. Yani full doldurmuştum yakıtı. 30 kilometrede yani neredeyse yakmamış gibi diyebilirim, yani çok az. O şekilde diyebilirim. Selimizin kapağı bu şekilde arkadaşlar. Şurada ufak ceplikler var. Poşetimizi koyabiliriz. Şurada telefon tutacağı ve USB girişi var. Burada. Farlarımız şöyle gündüz farı mevcut. Şöyle bir kademe daha açınca arkalar yanıyor. Bir kademe daha açınca diğer tarafa doğru uzunlar da yanıyor. Tekrardan şu kısımdan selektör yapabiliyoruz. Evet. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla teknik detaya inmeden sizlere görünüş olarak
hoş olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka lambalarımız da. Evet, LED olarak yapılmış. Motorumuzun yan basamağını açınca motor çalışmıyor arkadaşlar, ama şu merkez basamağını açınca motor çalışıyor. Yani o açık olduğu zaman, ama şu yan basamak açık olduğu zaman motor çalışmıyor. Yani motor çalışsa bile basamağı açtığınız zaman tekrardan motor duruyor. Evet, bir siftah yaptık bugün, kirlettik. Yani ilk kullanış açısından ileriki günlerde yine deneyimlerimi biraz daha size aktarmak isterim. Yani ilk defa kullanıyorum, yani 30 kilometre yaptık şu an bu motorumuzla. Hani daha tecrübeli arkadaşlar da, onların da videoları mevcut YouTube'da. Diğer arkadaşları da izleyebilirsiniz, ama yani aldığıma memnunum. Şu an 16.400'e yani alabileceğim en iyisini aldım diyebilirim. Belki bir tık daha üste çıksaydım 2-3 milyar belki bir iyisi daha alınabilirdi. Ama görüntü olarak beni cezbediyor. Yani şu ön tarafının tasarımı. Bir de ön tarafta illaki bir universal cam istiyor arkadaşlar. Bir tane tur camı takmak lazım ön tarafına, rüzgarı kesmesi için. Bir de çok ön tarafı çıplak duruyor. Ayna kısımlarında problem yaşamıyorum. Aynalar arka tarafı bayağı bir gösteriyor. Sadece bazen kör nokta oluyor. Tam arkamda olduğu zaman araba, o zaman kör nokta oluşturuyor. Bunun haricinde deneyimlerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlarda cevaplarım. Sorularınız varsa sorularınızı da bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Motorumuzun jantlarına jant şeridi çekiyoruz arkadaşlar. Görüntü olarak çok hoşuma gitti jant şeridi. Bir RKS marka etiket bulduk. Yani şeritle birlikte üretimini yapmışlar. Güzel oldu, markasını da bulduğumuz. Şöyle Çınar Ekstrem Motor Aksesuarları diye N11'den aldık. Vallahi uygulaması biraz zor. Daha ilk uygulamayı yaptım. Biraz zorlanıyorum ama inşallah güzel oluyordur. Uygularken tek parça halinde kesiyoruz. Şunu böyle tek parça halinde kestikten sonra uyguluyoruz. Bir de jant soğuk olduğu için burayı biraz ısıtmak lazım. Şöyle bir hava tabancam veya saç kurutma makinesiyle ısıtmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra uygularsınız veya güneşte de uygulayabilirsiniz. Çünkü 10 derece ile 30 derece arasında bir uygulama istiyor. Benim hoşuma gitti. Bir de kırmızı çizgileri var motorun. Kırmızı çizgileriyle birlikte uyumlu oldular.